Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Güzel bir pazar günü diliyorum sizlere. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyetim, niyetiniz, niyetiniz de niyetim olsun. Kolektifin en yüksek hayrına duygu hislerimi, öngörülerim. Bakalım siz yıldızname severleri neler bekliyor? Güzellikler sizleri bulsun, iyilikler sizleri bulsun. Kalbinizde ne sıkıntı varsa Rabbim böyle tez vakitte uzaklaştırsın arkadaşlar. Yorum, beğeni ve kanala abone olarak bana destek vermeniz benim videolarımın olsun bu emeklerin karşılığı manevi olarak desteklemiş oluyorsunuz. Biliyorsunuz ki siz değerli izleyenlerim aldı verdi dengesini kesinlikle koruyalım. Kesinlikle kayıptan haberler vermiyorum. Dur gör hislerimle sizlere yorumlar yapıyorum. Zaten bilen biliyor. İyi ki varsınız. Güzel bir aileyiz. Sizlerin desteğini esirgememeniz adına da böyle bir duacıyım. Yorumlarda da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım bizleri çok kısa bir köşeye kendimi sıkıştırdığım için rahat edemiyorum. Biraz da çok uzun canı olduğumdan arkadaşlar. Sürekli böyle kolumu elimi kaldırabilirim. Lütfen elime koluma odaklanmayın. Dikkatiniz dağılmasın. Bir yüzleşme var. Beklediğiniz bir müracaat var. Sonuç beklediğiniz bir yerle alakalı bir haber gelecek. Bu ikili bir tarih diyor. Bununla alakalı bir harekete genişlemeye, rahatlamaya gideceksiniz. Hatta burada bir sözleşme, anlaşma, bir kalemlik işiniz var. Bir devlet kapısından da olabilir. Çünkü çok aydınlık ve berrak bir yolculuğunuz var. Hayatınıza girmek isteyen ya da hayatınızdan siz uzaklaştırdıkça hatta uzaklaştırdıkça çünkü aranızda bir köprü, deniz aşırı var. Siz uzaklaştırdıkça hayatınıza girmeye çalışan bir yılan var. Aslında siz ne kadar uzaklaştırsanız da bir kişiden yüz buluyor bu yılan. Bu yılan da bir H, S, F, T, B arkadaşlar çok net bir şekilde Z harfi var. İsmine, soy ismine bakın. Ö de gözüküyor ama O da olabilir. Hane dışarısında kalmış olsa da birinden yüz bulup sizin hanenize gelmeye çalışıyor. Özellikle bu kişiyi fark edeceksiniz. Art niyetli. Aslında iyi niyetli olmadığını, akıllanmadığını, usanmadığını fark edeceksiniz. Bu kişinin planını bıçak gibi kesip atacaksınız. Bunu çok net belirteyim. Ve planları var ama öyle böyle bir plan içerisinde değil. Bu sizin hane dışında dediğiniz belki iş hane dışı olabilir, ev hane dışı olabilir. Yani bulunduğunuz durumda siz biriyle bir nasıl derler ona bir muhalif içerisindesiniz, bir çatışma içerisindesiniz. Siz bunu uzaklaştırdıkça birinden yüz bulmaya çalışıyor, bir planınız var. Buradaki durum tamamen siz bıçak gibi kesip atacaksınız. Aslında emeline, amacına ulaşmayacak. Çünkü bu biraz böyle dişli bir karakter. Böyle dişli bir kişi ve sizinle beraber ortamda daha önce yüzünüze farklı konuşan, dışarıda arkanızdan farklı bir kuyu kazan ve dişli bir kişi, aslında güçlü bir kişi. Burada bu yüz bulduğu kişiden bu gücünü alacak. Siz bu yüz bulduğu kişinin tamamen burada karşınıza alıp bir konuşma yapıp siz bu yüz veren kişiyi susturacak, arkasından da bu yılanın planını böyle bir kesip atacaksınız. Emeline ulaşmaması adına kalbinizin tam ortasında mühürlenmiş bir aşk var. Aslında sevdiğiniz bir kişiyle alakalı. Kalbinize öyle bir dokunmuş ki bu kişi, bu kişiyle alakalı. Burada rakamlar çıkıyor. Ben ne hissediyorsam sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu kişiyle alakalı burada böyle bir 25 günün içerisinde, 25 çok net arkadaşlar, ayın 25'inde de olabilir, 25 rakamını mühürleyebiliriz. Bununla ilgili böyle bir 25 vakit içerisinde vakit alacaksınız. Bir haberiniz var. Bu kişi size bu haberi kendisi beraber ya da sizin aranızı bilen
ya da sizin tanıdığınız yakın bir çevrenin aracılığıyla bu haber gelecek. Çünkü çok sevineceksiniz. Bu bir isteme olabilir. Bu bir ailelerin tanışması olabilir. Çünkü bu kişiyle alakalı çok emek verilmiş. Ve şu an bir dargınlık, küslük ve bir yani sevgi muhabbet yanında bir küslük var. Kalbinize derinden dokunmuş bir kişiyle alakalı burada. Ama küslük de var. Birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz ama kesinlikle de kopmuyorsunuz. Yani kavganız da oluyor, gürültünüz de oluyor, kopamıyorsunuz. Burada böyle bir gözyaşları var ve daha önce olumsuzluklar, daha önce yaşanmış olan sıkıntılar ama aranızda böyle bir ışık var, yol var. Bu iki çift aydınlanmaya başlayacak ve olumsuzluklar da üzerinden kalkacak. Aslında bir taraf bitti, artık dönmem, aramam kesinlikle diye büyük büyük sözler konuşmuş. Ama ilahi adalet de böyle bir o kişiye tükürdüğünü yalatacak. Çünkü böyle bir sürünecek arkadaşlar. Çok fazla kibri, egosu var. Onlar böyle, o narsisttir, gelmez gitmez dediğiniz durumda ilahi adalet o kişiyi işleterek sizin yanınızdan getirecek. Düşüncesi tabii ki sizinleyken karışıkmış, düşüncelerinde netlik yokmuş ama artık burada dış etkenlerinde faktörü etkisi olmuş olsa da biz artık karışmayacağız diyor. Çünkü onu şu an durduramıyorlar. Çünkü çok farklı bir sıkıntı hanesine vermiş ki. O yüzden bu üçüncü etkenler bu ilişkiye, bu duruma, sizin atacağınız adıma da karışmayabilir. Böyle bir konuşmalar hanesinde geçiyor yıldıznamemiz. Aslında böyle bir yorumlamak gerekirse de sizlerle izleyenlerim, burada hane içerisi olsun, hane dışarısı olsun, biraz böyle çok karışık bir süreç. Ve bununla alakalı da şunu belirtmek istiyorum ki bu dış etkenler buradaki sıkıntılara, buradaki yaşanmışlıklara baktıkları zaman sizin aranızdaki olup bitenlere karışmayacak. Çünkü bunu da belirtmek istiyorum ki biri sizin bu ilişkinizle alakalı çok olumsuz düşünüp direttiren, karşı gelen bir şey. Ya aranızda sosyal farklılığı ya da kültürel farklılığı ya da aranızda bir şehir, bir yol, bir şeyler girmiş aranıza. Ama giren bir kişiyle alakalı A ve M harfinde İ ve burada K harfinde bir kişi girmiş arkadaşlar, bir bayan. Ve bununla alakalı yüreği, kalbi, düşüncesi sizden yana. Bu aklınızdaki kişiyle alakalı burada birileri var. Sürekli size iğneleyici sözler kullanan, sürekli sizi tahrik etmeye çalışan. Bu kişiyle böyle 5 gün ya da 5 hafta içerisinde bir tartışma geçebilir. Lütfen ona prim vermeyin. Bu kişi tamamen iğneleyici ve sizi bulunduğunuz noktadan ayağınızı kaldırmak ve uzaklaştırmak, bununla tartışmaya girmeyin. Çünkü aranızda bir de bir dosya gözüküyor. İyi haberler var. İyi haberlerin, işle ilgili güzel haberler var. Çok istediğiniz burada bir işle alakalı belki bir atama olabilir ama çok istediğiniz, gitmek istediğiniz ve yepyeni bir sayfa açmak istediğiniz bir yerle alakalı bir gelişme yaşanacak. Aslında anlık bir gelişme olacak. Siz biraz bu gelişmeler içerisinde biraz karamsar, biraz kafanız karışabilir. Süreci kontrol ederseniz, süreci çok iyi değerlendirirseniz, bu gideceğiniz yerde aslında böyle emek verecek, aslında yorulacak. Ama gittiğiniz yere de güzel bir şekilde uyum sağlayacak ve alışacaksınız. Biraz böyle maddi olarak da bulunduğunuz ortam olarak da çok iyi ve verimli bir yerde, bereketli, şanslı bir ortamda ben sizi görüyorum. İnşallah tez vakitte olsun. İki kişiyle bir konuşmanız var. Bu konuşma size çok iyi gelecek. Aslında uzun süredir yüzleşmekten kaçan biriyle bir konuşmanız olacak olduğunu gösteriyor. Bu yüzleşme eninde sonunda olacak. Eninde sonunda ben bu sefer yürüyüşünü yapacağım diyorsunuz. İçinizi burkan, kemiren, sizi rahatsız eden bir durum var. Bu eşler arasıyla alakalı alma verme dengesinin şaşmış olduğunu, evinizde bir hastanın yatar bir vaziyette olduğunu ve gerçekten bir sıkıntı içerisinde olduğunu, nereye yeteceğini şaşırmış olduğunu bana hissettirdi. Artık kimlerle enerjim tutuyorsa
Rabbim kolaylık versin. Burada böyle bir şeyler yapıyorsunuz. Yaptığınız şeylerin karşılığını alamıyorsunuz. Çok buruksunuz. Bu buruklukla alakalı, alma verme dengesiyle alakalı, hanenizin içerisindeki hastayla alakalı, belki hasta değildir, belki farklı bir problemi, sağlık sıkıntısı vardır. O da sizin evliliğiniz içerisinde burada sizi biraz etkiliyor olabilir. Ama bu kim ise size bir nankörlük, size bir sıkıntı vermiş olduğunu gösteriyor. Bunun ağırlığı üzerinizde olduğunu ama bu durumdan kurtulacak olduğunuzu da size belirtebilirim. Çocukluğunuzdan kalma bazı burada fark edilmeyen bir korkunuz var ya da çocukluğunuzda bir korku enerjiniz var. Çocukluktan kalan bir şey bu. Ve siz değerli izleyenlerim, bu yaşa kadar bazı şeyleri üzerinizden atamıyorsunuz. Çocukluğunuzdan getirdiğiniz, yaşadığınız, içinizde tuttuğunuz bir ukdeniz, karamsarlığınız, bir korkunuz var ve bir şeyler sizin önünüze gelecek. Sebebini öğreneceksiniz. Bu korkularınızla yüzleşeceksiniz aslında. Bu önünüze geliyor. Bir aydınlanma söz konusu, çok yakın bir süreç içerisinde bir duanın gerçekleştiğini göreceksiniz. Kabul olduğunu göreceksiniz. Elinizde bir paket var. Bunu da bir cami önü gibi ben hissetsem de. Belki de bir yatır ziyaretinde bir şeyler dağıtacaksınız. Elinizde bir kutu var ve bu duanın kabul olmasıyla beraber bir hacetiniz, muradınız var. Ve burada hane dışında uzakta bulunan birinin gelmesiyle beraber ailenin neşesi artacak. Aile dışında uzakta olan bir kişinin gelmesiyle ailenizde neşe artacak ve aile içerisinde bir sıkıntı, bunun gelmesiyle beraber bir ferahlama olacak. Aslında bu kişinin gelmesiyle beraber bir konunun da çözülmesi ve şunu da belirtmek isterim ki bu kişinin gelmesiyle beraber aslında bir karar da verilecek olduğunu bana hissettirdi. Biri geliyor ama hanenize, bir Y var, U olabilir, D harfi, G harfi, C ve burada çok net yansıyan E, A harfi var. İsminde, soy isminde bir arkadaşlar hanenize geliyor ve sonrasında bir kararlar verilecek. Ve şans oyunları ya da burada bir rakamlar yansımış şans oyunları olabilir. Şans oyunu oynuyorsanız fazla bir risk almayın. Çünkü şans, yani rakamlar çıkmış ama burada rakamlar çok net ama ben bunu bir şans oyunu olarak isimlendirmek istiyorum. Burada bir sıkıntı var. Uzun zamandır belki de bu şans oyunu üzerinde, belki bir kumar mı olabilir? Bir şeyin üzerinde duruyorsanız biraz sıkıntıları var. Haneden biri mi sürekli böyle bu süreçlerden geçiyor? Bunu da belirtmek istiyorum. Birinin bağımlılığını arttırmıştır. Sürekli parasını farklı bir yere harcıyordur. Ama yine risk var, bir kayıp var. Lütfen paranıza dikkat edin. Dikkatli olun harcamalarınızda. Hanedeki sıkıntılar uzun zaman öncesi, artık böyle iki tane güzel haberinizin gelmesiyle burada keyifleneceksiniz. Çevrenizde arkadaşlar böyle özellikle tanıdığınız var ise bu kişiden bir maddi destek alacaksınız. Maddi bir desteğiniz var. Bu destek sizin hem hayatınızla alakalı hem atacağınız adımla alakalı. Burada bir de size fikir desteği geliyor. Birileri fikirler sunacak. Değerlendirirseniz çok güzel. İki tane kapınız var. Biri böyle bir yurt dışı ile alakalı. Bunu da belirtmek isterim. Üçlü ilişki yaşayan partnerinizle alakalı, sizinle alakalı çok iyi, karşı taraf daha çok iyi olarak da gözüküyor. Ama bu üçlü yasak ilişki, üçlü bir halka içerisinde yansımış. Sizde de çok iyi, onunla da çok iyi. Size bir yalanı var. Bu yalanın devamı ettiremeyecek. Ve bu yalandan sonra siz bir yüzleşme yaşayacaksınız. Bunda yasak ilişkiyle alakalı bir huzursuzluk, bir memnuniyetsizlik var. Ya bilerek böyle bir lades istediniz ya da bilmeyerek bir lades istediniz. İşin içinden çıkılmayan bir yalan, sıkıntı var. Ama bunun üzerine duracak ve bununla alakalı bir yüzleşme yapacaksınız. Aslında buradan yalnız olan izleyenlerim, hayatınıza yeni bir ilişki girecek, yeni bir seçenek var. Ama şu an geleceğinizle alakalı bir kaygı, endişenizin arttığını bana hissettirdi.
Aslında burada çok şanslı bir enerji var. Aşk hayatınız izin verirseniz çok hareketlenecek, çok da karara bağlı, kendinden de emin, ciddi duran, sorumluluk alan ve sorumlulukla alakalı yerine getiren, konuşkan, hayat dolu, cıvıl cıvıl. Burada arkadaşlar biri hayatınıza girecek. İş hayatınızla alakalı, çalıştığınız ortamla alakalı bir planınız var. Bu planda bir ertelenme olsa da burada beklentileriniz, dileğinizle alakalı gerçekleştireceksiniz. Bir gelişme var. Karamsarlıktan lütfen uzaklaşın ve sağlıklı, mantıklı bir karar vermeniz gerekiyor. Bir süreç var. Özellikle bu sizin hayatınızda arkadaşlar, hayatınızda böyle bir 20'sinden sonra başlayacak. Dilerim gönlünüzce siz değerli izleyenlerim yaşadığınız bir süreç olsun. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki, bazı hanede yaşanan sıkıntılar sizi gelmiş bir büyü enerjisi olduğunu düşünüyorsunuz ama büyüyle alakalı gözlemleriniz olsun. Özellikle böyle bir yere arkadaşlar bir tabağın içine su, sirke koyun, 21 tane felak, nas, ayetel kürsü okuyun. O sirkeli suyla tuz, hangi yabancı haninizin odası, hangi odasına geliyorsa, diyelim ki oturmamız salon, artık nasıl kullanıyorsanız evinizi, nasıl dizayn ediyorsanız oraya koyun, oradaki o kötü enerjiyi çeksin. Hanenizde aslında kötü bir sinerji var böyle, sinmiş, yani böyle bir sinmiş, belki sizden önceki ev sahibinin olabilir ya da böyle oranın sahibi sizseniz, yani aslında size yapılmış bir şey yok, biliyor musunuz yani. Burada bir kıskançlık enerjisi var. Belki annenize, belki anneannenize, belki kayınvalidenize, belki görümcenize. Görümceniz aranız çok iyidir. Ya da ne bileyim, hani erkek izleyenlerim, bayan izleyenlerim, kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Yani böyle bir aslında kimseye bir zararınız yok. Ama nedense hep böyle kötü enerjiler, kötü kişiler, kötü olumsuzluklar da çekmişsiniz üzeriniz. Hep böyle size yapılan bir haksızlık var. Sizin üzerinizden oynanan bir oyun var. Sizin üzerinizden gidilen bir durum var. Hep bu durumlarda savaş halindesiniz. Kendinizi ifade etmekten yorulmuşsunuz. Belki yaşınız diyelim ki 30'lu, 20'li, 30'lu, 40'lı, 50'li, yani çok genç bir yaşta olsanız bile kendinizi böyle bir 20 yıl yaşlanmış hissediyorsunuz. Çünkü yaşanmayacak tüm olayları yaşamışsınız, görünmeyecek tüm haksızlıkları görmüşsünüz, yaşamışsınız. Diyorsunuz ki bunun üstüne yaşanılacak bir haksızlık var mı? Bunun üstüne yaşanılacak bir aksi durum var mı? Ben zaten her şeyin en adaletsizlik desen yaşadım, haksızlık desen yaşadım, ihanet var, hakkıma gerildi. Ben artık daha ne yaşayabilirim dediğiniz zaman hep böyle bir olumsuzlukla karşılaşmışsınız. Lütfen artık bu durumları konuşmayın. Ben iyiyim, iyi olacağım, iyi bir gün beni bekliyor, iyi bir süreç beni bekliyor, iyi bir yıl beni bekliyor. Hep böyle konuşun arkadaşlar, olumlamalarınız güzel olsun, kötüye dair konuşmalarınız arkanızda olsun. Yani olumsuzlukları konuşmayın, dilinizde bile telaffuz etmeyin. Çünkü hane içerisinde diyelim ki kapı pencere kapalı, o sesin tekrar size yansımasını düşünün. Su, bulunduğunuz alanda su oradaki enerjiyi çekiyor. O enerjiyle o suyu da içtiğiniz zaman o da vücudunuza temas ediyor, siniyor. Diyelim ki televizyonunuz açıktır, kötü bir haber çıkmıştır, yemek esnasındadır, o da siniyor. Bu tür şeylere dikkat edelim. Hatta derler ya, yemek esnasında konuşmayın. Aslında bu da bir nebze bununla ilişkilendirilmiş. Çok fazla etrafın sesine, öngörülerine, hislerine, yorumlarına takılmayın. Aslında sizin bildiğiniz doğrular, hisler, öngörüleriniz sizi olumlu ve güzel bir şekilde ilerlemenizi sağlayacak ama çok fazla böyle birilerinin etkisinde kalıyorsunuz. Hep böyle bir fikir alışverişindesiniz. Siz dost, karşınızdaki kişiyi dost olarak görüyorsunuz. Onu dostunmuş gibi sayıyorsunuz, seviyorsunuz, önemsiyorsunuz ama sizin dostunuz değil. Kardeş bile olsa arkadaşlar, bir kıskançlık enerjisi var. Çünkü hane resmimiz, hanemiz çıkmış. Bunu da böyle belirtmek isterim. Beni buraya kadar dinleyen, bana buraya kadar eşlik eden siz değerli izleyenlerim, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.